Cep telefonlarımızı lütfen sessiz alın. Bu akşamın konuk konuşmacımız Profesör Doktor Bayraktar Bayrak hocamız. Genel bir sohbet yapacağız bizimle. Yalnız konuşmasını yaparken lütfen soru sormayalım. Konuşması bitsin, sonra sorularımızı tedbir edelim. Buyurun hocam. Hoş bulduk. Şimdi arkadaşlar, bütün dünyanın sorunu ne? Dünyanın en büyük sorunu din. Yani Allah, vahiy, peygamber. Nedir bu din? Buradan ben alayım işi ele. Buradan gidelim, sorularınızı da sorarsınız. Ama böyle çok basit sorular istemiyorum yani. Ciddi sorular soracaksanız sorun. Din dediğimiz zaman bu dünyanın her tarafında söz konusu ilkel dinler, semavi dinler, insanların ortak koyduğu dinler. Ama Kur'an-ı Kerim'in bize anlattığı din dediğimiz şey deyn denen kavramdan gelir. Deyn. Deyn mealen borç demektir. Borç. Yani din insana kime borçlu olduğunu anlatır. Sonra borçlar hukukunu, borcun çok önemli olduğunu anlatan vahiy sistemine din diyoruz. Borç. Kime borç? Allah'a. Var olmamız, bizi var etmiş olması nedeniyle Allah'a borçluyuz. Bu borcu ödemeniz lazım. Allah diyor ki bu borcu neyle ödeyeceksin? Benim dediğimi yaparsan borcunu ödersin. Yani bana kulluk yapacaksın, ibadet yapacaksın. Sana söylediğim şekilde hareket edersen insanlar arası ilişkilerde dediğim tarzda hareket edersen mutluluğa erersin. Onun için biz var olmanın gereğini, borcunu Allah'a ödemek mecburiyetindeyiz. İşte bizim Kur'an dediğimiz kitap dini koymuş. Bu din neymiş, bu kitap neymiş? Bize kime borçlu olduğumuzu anlatan ve bu borcu nasıl ödeyeceğimizi söyleyen kitabın adına din diyoruz. Demek ki Allah'a borçluyuz. Kime borçluyuz ayrıca? Biz annemize, babamıza borçluyuz. Çünkü onlar bizi dünyaya getirdiler. Bizi besleyip büyüttüler. O sancıyı çekti annelerimiz. O ızdırabı çektir ki Kur'an-ı Kerim'de bunlar anlatılıyor. Annenin sancılı, babanın çektiği anlatılmıyor. Baba yok. Anne var Kur'an'da. Onlara borçluyuz. Bu borcu nasıl ödeyeceksin? İhsan kelimesiyle anlatıyor Kur'an'da. Bu ihsan nasıl olacak diye onu da 23-24. Ayetinde İsra Suresi'nde anlatıyor. O konuya girmek istemiyorum şimdi ama yani bizim ikinci derecede borçlu olduğumuz insan anne babadır. Üçüncü borçlu olduğumuz nedir? Din bunları anlatıyor yani. Doğduğumuz toplumdur. Milletimizdir. Bizi okutan, bizi bu hale getiren. Mesela ben çobandım. Köyde. Yani hafızlığımı bile ineklerin peşinde yaptım yani. Dolayısıyla beni o çobanlıktan aldı, getirdi, iki üniversiteyi bitirdi. Bitirdi, üniversitede hoca yaptı. Kim yaptığını? Bu milletin parasıyla yaptı bana. Yani benim hocalarımın maaşını o verdi. Okuduğu okulun kaloriferlerini ısıttı. Bu millet. Onun için biz bu millete borçluyuz. Bu borcu ödemek mecburiyettesin. Ha ben bunu ödüyorum. Bak hiç konferanslarımda, televizyon konuşmalarında para almam. Birkaç defa hariç. Belki 5000 defa televizyona program yapmışım. 2-3 tanesinden almışımdır. Yani ben asistanlarım bana derdi ki hocam ya sen para vermedin mi sana? Yani bir yere gidiyorum konferansa yemekte yapıyorlar. Siz burada yaptığınız gibi yemekte para alıyorlar. Şimdi bana para ver, ben almam dedim. Çünkü bu millete borcumuza bunu ödeyemem. Ben ömrüm boyu ödeyemem bunu yani. Olay bu. Şimdi demek ki milletine, toplumuna borçlusun.
Bu borcu nasıl ödeyeceğini herkes bir şekilde ödüyoruz biz bunu. Ödemek mecburiyeti. Ben farklı ödüyorum. Siz farklı ödüyorsunuz. Ödüyoruz. Demek ki deyin dediğimiz zaman, bakın bir tek şeyi söylüyorum. Bu borçlu olduğumuz tarafından bir de borçlar hukuku vardır. Hukuk fakültelerinde okutulur. Borçlar hukuku. Benim yeni bir kitabım çıktı. Okumanızı tavsiye ederim. Efendim, Kur'an Müslümanlığı diye bir kitabım çıktı. Şimdi 600 sayfa. Efendim, teşekkür ederim. Şimdi borç kutsaldır. Bir adamla ticaret yapıyorsun, borç yapıyorsun, attığın imzayı yerine getirmen lazım. Bu bir ahde vefadır. Bak siz ahde vefa mı derneğiniz? Evet. Verdiğin söz ahdır. Ahde vefa budur. Verdiğin söz, attığın imzanın karşısına, arkasına duracaksın. Ahde vefa budur. Bu ahde vefa hem ahlaki bir boyuttur, hem ticaret ahlakında önemlidir. Ticaret ahlakında ahde vefa, hem ahde vefa Allah'a verdiğin sözü yerine getirmektir. İnsanın insana verdiği sözü yerine getirmektir. Ahde vefa dediğimiz zaman. Demek ki borçlar hukuku Kur'an tarafından çok önemsenmiş ve dinin adı olarak konmuştur. Bakın, borç kavramından din oluşturdu Allah. Ha, dinin ayrıca bir anlamı var. Nedir? Yol. Din yol demektir. Yani bu ne demek? Nasıl bir yol? Allah'a giden yol. Yani ihdine sıratal müstakim diye okuyoruz da Fatiha'da. Beni doğru yola getir diyorsun, Allah'a yalvarıyorsun. İşte o Allah'a giden yol din demektir. Din bu demektir. Sırat-ı müstakim. Allah'a giden yol. Bu yol neyle örülüdür? Bu yol hangi kilometre taşlarıyla döşenmiştir? Bu yol. Bu akıl. Bilgi, iman, sevgi, merhamet, ahde vefa. Anlıyor musunuz? Olay bu. Yani Allah'a giden yol neyle örülür? Ya Rabbi sana nasıl gireceğiz biz? Yani o yol diyorsun ama bir doğru yol sırası takım diyorsun ama neyle örülüdür o yol? Mesela bakın 151, 152, 153'te Enam suresinin o yol neyle örülü? Bak söyleyeyim size. Allah hakkı, anne baba hakkı, çocuk hakkı, toplumun hakkı, hayat hakkı, yetim hakkı, tüketici hakkı. 1400 sene evvel tüketici hakkından bahsetmiş Kur'an. İnsanın hakkı, hukukun hakkı. Bak hukukun hakkı Allah koymuş onları. 10 tane hak sayar ve ardından der ki ve enne hâdâ sırâtı. Bu benim yolumdur der Allah. Yani haklar, insan hakları dediğimiz, burada genel hakları sayıyor. Yani insan hakları evrensel beyannamesinden çok ileride Kur'an-ı Kerim. Bir alın o kitabı okuyun orada. Özgürlükleri göreceksiniz, hakları göreceksiniz. İnsan hakları evrensel beyannamesi neymiş? Neymiş? Mesela yetim hakkı yoktur orada. Anne baba Allah hakkı yoktur orada. Tüketici hakkı yoktur orada. Hukukun hakkı yoktur orada. Hukukun bile hakkı var, hukukun. Yani ne demek? Hukuku yanıltamaz. Yanıltmayacaksın. O onun hakkıdır. Şimdi bakın, Türkiye'nin, İslam aleminin buna ne kadar ihtiyacı var değil mi? Ne kadar ihtiyacı var? Tabii bunları bize sormadıkları için biz konuşuyorum televizyonda, yazıyorum, konuşuyorum. Ama demek ki Allah'a giden yol insan haklarından geçiyor efendim. Hak, hak. Haklardan geçiyor. Dediğim gibi akıldan geçiyor. Bilgiden geçiyor. Sevgiden geçiyor. Adaletten geçiyor. Efendim merhametten geçiyor. Ahde vefa dediğimiz bu ahlaki kavramdan geçiyor.
Şimdi demek ki din buymuş. Ha bu söylediklerimiz din bu. Yani Kur'an-ı Kerim atsanız, hocam ama 6666 ayeti kerime diyorlar. Düz söyleniyor böyle. Aslında 6666 değil yani. Biraz daha şeydi. Bu ne anlatır? Şu insan denen varlıkta 3 tane psikolojik merkez var. Manevi merkez yani. Zihin, gönül, nefis. Bu 3 merkezi fethetmek ister Kur'an. Bu 3 merkeze yöneltmiştir bütün ayetlerini. Siz bunları alırsan diyor Allah-u Teala, fethedersen dünyayı fethedersin. Çünkü o insanın davranışlarıyla düzeltmişsindir. Nihayet bizim davranışlarımız bizim zihnimizden, gönlümüzden, nefsimizden çıkıyor. Onlar yönetiyor bizi. Bizim davranışlarımız onlar yönetiyor. Demek ki ne oldu? Din dediğimiz zaman ne anlayacağız? Allah'a giden yol. O yolun döşendiği, döşeyen taşları da anlattım size. Dinin başka bir anlamı var. Kanun, hukuk anlamına gelir. Bunu Yusuf suresinde net olarak kullanır. Şura suresinin 13. ayeti olması lazım. Orada net olarak kullanır Allah. Yani dini hukuk anlamında kullanıyor. Mesela fi dinil meliki der Yusuf suresinde Allah. Melikin dini. Ya melikin dini olur mu ya? Melikin kanunu diyor. Melikin hukukuna göre diyor. Şimdi onu anlatmama lüzum yok size. Orada nasıl, neler cereyan etti, niye söyledi bunu Allah-u Teala falan. Bunu söylememe lüzum yok. Ama olay şu. Din dediğimiz zaman hukuk anlayacağız. Kanun anlayacağız. Manası bu. Demek ki Allah'ın koyduğu kanunu, kanunları, hukuku bize getiriyor. Bu ne demektir bu? Bu şu demektir. Şimdi her sporun, futbolun sınırları var, çizgileri var. Voleybolun ayrı çizgisi var. Tenisin ayrı çizgisi var. Basketin ayrı çizgisi var. O çizgilerin dışında oynamayacaksın. Oynadığın zaman kabul değil. Sen avuta çıkmış bir topla sen gol atsan o gol gol değil. Bitti. Nerede oynayacaksın? O çizgiler içerisinde oynayacaksın. Allah da Kur'an'da diyor ki bir ayette اِنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَعِبٌ Dünya hayatı bir oyundur diyor. Oyun. Bu oyunu kuralına göre oynamamız lazım. İşte bu kuralları da Allah koyuyor. Futbolu International Board'un kurallarına göre oynuyoruz. Öyle değil mi? Ben futbol hakemliği yapmışım. International Board'un kurallarına göre oynuyoruz. Öyle mi? Peki bu insan hayatını hangi board'a göre oynayacak? İşte o da Kur'an'dır. Allah. Allah'ın koyduğu hudut, çizgi. Bizim hayatımızın çizgilerini Allah çizmiş. O hayat denen oyun o kurallara göre oynanacak. Diyor Allah. O kurallara göre oynamazsan kırmızı kartı görürsün. Yani kırmızı kart ne demek istiyor? Cehennem. Tamam, oradan çıkarsın. Şimdi atarlar. Oynayamıyorsun. Onun için cehennemlik insanlar bu dünya hayatını doğru oynayamadıkları için. Olay şu. Siz bir makine yapıyorsunuz. Bu makinenin bir prospektüsü vardır. Bir ilaç yapıyorsunuz. Bu ilacın bir prospektüsü vardır. Onun nasıl içeceğini, onun yan etkilerini, şununu, bununu anlatıyor orada. O makineyi nasıl kullanacağım? Allah'ın makinesiyiz biz. Allah'ın yarattığı bir makine. Bu makineye Allah-u Teala bir prospektüs yazmış. İşte o da Kur'an. O da vahiydir yani. Peygamberlere gelen, bütün peygamberlere gelen vahiy bizim prospektüsümüzdür. Çünkü biz Allah'ın eseriyiz. Allah yarattığı bu eseri prospektüsüz tutmaz. Mümkün değil. Bir makineyi yapıyoruz, prospektüsü yok. Nasıl kullanacağız bunu biz? Bu ilacı nasıl kullanacağız onu? Prospektüsü yok. Böyle bir şey olabilir. Onun için din dediğimiz zaman işte bu prospektüstür. Bu Allah'ın prospektüsüdür. Bize yazmış. Buna göre sen hayatını kullanacaksın.
İşte bu din dediğimiz olay, tabii bu dinin bir adı olması lazım. Yani bunu Allah din dedik, borçtan geliyor dedik falan falan falan. Bunun adı İslam işte. Yani dinin adı, Allah'ın kabul ettiği din İslam'dır. Dinin adı. Bu nedir bu? Yani İslam ne anlama geliyor? Barış. Ha, bizim dinimizin adı barışmış. Yani siz bana deseniz ki hocam, ya bu İslam Arapçadır. Sen bana Türkçe söylesene, dinimin adını bana Türkçe desen, barış. Biz barış dinindeniz efendim. Türkçe bunu konuşacak olursak. Yani Allah-u Teala bu dini gönderirken, bu İslam dinini, ismini koyduk şimdi, İslam dinini gönderirken aslı nedir biliyor musun? Bir zeytin dalıdır bu. Yani insanlar Allah'ıyla kavgalı. Allah dedi ki ben bunlara bir zeytin dalı uzatayım. Yani barış. İşte Kur'an denen o zeytin dalı odur. Yani Allah kullarıyla barışmak istedi. Anlıyor musun? Ben bu kullarımla barışayım. Bunlar hep cehennemlik. Bunlar hep cehenneme gidecek. Bunları ben yaratayım. Bunları niye cehenneme koyayım? Kurtarmak istedi bizi. Ama barış denen zeytin dalını bize uzattı. Ama Allah'la barışık. İlk defa barışmamız Allah'la olacak. Sonra kendimizle olacak. Kendi içimizde barış yoktur. Sonra ailede barış, sonra toplumda barış, sonra toplumlar arası barış. İslam dini, Kur'an-ı Kerim'in getirdiği barış budur. Yani gönülden çıkar onun ağacı, bütün dünyayı sarar. O ağacın dalları. Fakat maalesef bizim güçsüz olduğumuz için dünyaya barışı değil, dünyaya kavga getiriyoruz. Müslüman ülkeleri barışık değil. Biz bir defa Allah'la barışık değiliz ya. Yani Müslüman denen adam Allah'la barışık değil. Müşrik. Beş vakit namazını kılıyor müşrik. Bunu söylüyorum ben. Televizyonunda söylüyorum ve bazılarında da. Yani bu ne demek? Bu şu demek. Allah bu İslam dinini, ha bu bizim dinimiz, ha bu Kur'an dediğimiz kitap, din odur işte. O Kur'an denen hem dindir hem İslam'dır. Şimdi demek ki İslam dini barış dinidir efendim. Bunun Kur'an-ı Kerim'de ayetleri var. Şimdi söylemiyorum. Barışın olmadığı yerde diyor Allah, şeytan vardır. Bir toplumda barış yoksa, ki yok, ki dünyada yok, şeytan oynuyor işte. Hatta şeytan bir de bıraktı bu insanlar. Bunlar diyor beni de yoldan çıkarırlar diyor şeytan. Kenara çekildi. Bu ayettir ha. Ha bu dediğim var ya şu. Haşr suresi 16. ayetidir. Okuyayım manasını vereyim size bak. Kemetheli şeytani idgâlelin insâni kfur felemmâ kefere gâli inni beri'im minke inni ehâbullâhe rabbel âlemin. Ayet. Şeytan diyor Allah insanla arkadaş oldu. Şeytan insana dedi ki sen inanıyorsun ben inanmıyorum. Ben şeytanım sen inanıyorsun. İnanmıyorsun. Sen inanıyorsun. Biz arkadaş olamayız. Sen kafir ol. İnkar et. İnkar edince diyor şeytan insandan ayrıldı. Beni ümminke senden uzağım dedi insana. Niye? Ben alemlerin Rabbinden korkarım dedi şeytan. Sen Allah'a inkar ettin. Ben senin arkadaş olmam dedi. Evet ya. Yani şaka değil bu yani. Şimdi dünyada bakın dünyanın İslam dinine olan ihtiyacı barıştır işte. Yani biz barışı Allah'ın huzurunda yaparsak Allah'a niyet ederek bu bir ibadettir. Bak yani sabahleyin evden çıkıyorsun mesela ben okula giderken fakülteme giderken besmele ile çıkıyorum ve Allah rızası için diyorum. Bütün
çalışmalarımız ibadettir. Biz burada şu anda ibadet yapıyoruz. Siz dinliyorsunuz, ibadet yapıyoruz. Ben konuşmuyorum, ibadet yapıyorum. Niye yapıyoruz biz bunu? Allah için. Allah için niyet ettin mi bütün işler ibadet olur. Yeter ki Allah için niyet ettin. Anlıyor musun? Önemli olan. Çöpçüsü bile, sokakta süpüren adam bile sabahleyin evinden çıktı, Allah rızası için işime gidiyorum ya Rabbi desin, işte o ibadet yapıyor. Ha çöp yapmış, ha ben bayraktar hoca üniversitede ders vermiş. Ne fark eder? Hiç farkı yok. O da iş, o da iş. Hiç kimsenin kimsene üstünlüğü yok. Ha burada ben üstünüm bak. Ha buranın imparatoruyum. Bunun dışında ben hiç kimseye kibir yapmam. Asla. Ha buranın imparatoruyum. Buraya kimseyi dokundurmam. Şimdi demek ki İslam dediğimiz zaman dünyaya barış getiren adamlar demektir. Müslüman adam budur. Müslüman adam, mümin adam, dünyaya barışı getirmek uğruna çalışan adamdır. Böyle. İsmimiz böyle konmuş. Allah tarafından. Biz değil. O konmuş. Demek ki İslam dini dediğimiz zaman barışı öne çıkaran, barış denen değeri ahlaki, hukuki ve siyasi değeri öne çıkaran dine İslam dini diyoruz. Dinimiz bizim bu. Biz bunun neresindeyiz? Bunun hiçbir yerinde değiliz. Ya biz kendimiz de kavga ediyoruz. Ailede kavga var ya. Müslüman aile diyoruz. Ben hiç böyle Müslüman aile görmedim ya. İslam uğramamış ya. Bana binlerce telefon gelir. Kadınlar bana dertlerini anlatır. Erkekler anlatır. Kocalar anlatır. İslamiyet uğramamış. Uğramamış. Siz bu toplumu tanımıyorsunuz, bilmiyorsunuz. Ben bu toplumda doğup büyüdüm ama bu hoca olduktan sonra, öne çıktıktan sonra, şöhret olduktan sonra korkunç Türkiye'yi gördüm. Ya bir gün, çok affedersiniz, bir gün televizyonda canlı yayın yapıyoruz. Konu çocuk aldırma diye konu. Doktorlar konuşuyor, beni de hoca olarak efendim bir de kanun çıkıyor, çıkartıyorlar. İpi oluyor, birkaç sene oluyor bayağı. Yasaklıyorlar çocuk aldırma meselesi. Ne deniyor ona? Kürtaj. Kürtajı yasaklama kanunu çıkartıyorlar. Bunu tartışmaya işte medyada tartışılıyor falan derken ben de devreye girdik. Ben dedim yasaklayamazsınız. Niye dedim? Bir ilahiyatçının yasaklayamazsınız demesini. Şimdi hayret ettiler, olacak iş değil bu yani. Nasıl olabilir bu? Bir ilahiyatçı bunu der mi ya? Ben tabii böyle ufak tefek şeyler kulağıma geliyordu. Mesela adam, affedersin, kızıyla ilişki kuruyor. Abisi, kız kardeşiyle ilişki kuruyor falan. Böyle şeyler, dayısı, amcası falan gebe kalıyor. Bu kız ne yapacak? Çünkü bunu aldıracak da. Ben bundan dolayı söylüyorum ama bir hayali bir kafamda bir şey var ya. O kardeşim program bitti. Telefonlar ta Berlin'den, Almanya'sından, Fransa'sından. Türkiye'de ayağa kalktı millet. Teşekkür ediyor kadınlar falan. Ya hocam diyor bana, Berlin'den bir kız söylüyor bana. Çıldırasım geliyor şimdi. Daha ben şimdi çıldırasım geliyor. Ya diyor benim abim benimle ilişki kurdu. Gebe kaldım, ben bunu aldırmayacak mıydım? Hocam sen orada bizi dile getirdin. Ne diyorsun sen dedim. O gece susmadı telefonlar. Susmadı. Gece devam. Ya dedim İslamiyet buduyu buraya uğramadı ya. Türkiye İslamiyet uğramadı ya. Biz Müslümanız diyoruz ya. Yalan yalan. Vallahi bu kadar bilmiyordum. Yani şu anda 71 yaşındayım. 5 sene evvel olduğunu düşünelim. Demek ki o zamanlar 66 yaşındaydım. Ya ben Türkiye'yi böyle bilmiyordum. Ben o gece öğrendim ya. Cahilmişim ya. Ben cahilmişim. O zaman öğrendim. Ya ne Müslüman Türkiye'si ya? Kime bahsediyorsun be ya? Yok öyle bir olay.
Demek ki ne oluyor değerli kardeşlerim? Bizim ahlakımız bitmiş. İslami ahlak bitmiş. Yok öyle bir olay. Şimdi demek ki barış dini dedik. Efendim, aile yıkılıyor. Aile yıkılmış vaziyette. Türkiye'de çökmüş aile. Aile çökmüş. Korkunç şeyler ya. Korkunç, korkunç. Neyse. Şimdi yani bu barışı biz önce içimizde, yani akıl, gönül ve nefis arasında barış olması lazım. Burada biz barış yapamazsak şeytan aradan giriyor. O barış olmayan delikten, eşikten içeri giriyor. Ve bizi perişan ediyor. Önce bu barış insanın kendi içinde olmalı. Bakın size bir örnek vereyim, bunu anlayacaksınız. Şimdi binlerce kilometre uzaktan gelip Irak'ta 1,5 milyon insanın ölümüne sebep olan Amerikan Başkanı Bush, vallahi de billahi de bu adamın gönül boyutu yoktur. Sıfırdır. Yani psikolojik bir analiz yapacak olursak bu adamın şahsiyetinde, anlıyor musun? Bu adam sadece nefisten ibarettir adam ya. Adam saçlarıyla tırnağının ucuna kadar nefis adam. Bu adamda ne akıl var ne gönül var. Yani 1,5 milyon insanın ölümüne sebep oluyor. Bu adam. Şimdi bu açıdan baktığın zaman da ne var? Bu adam içsel barışı yok bu adamın. Kendisiyle barışı yok. Değil bu adam. Bütün problemlerimiz buradan çıkıyor. Kendi içinde barışık olmayan insan dışarıda problem çıkarıyor. Toplumda problem çıkarıyor. Analizleri bu şekilde yapacaksınız. Yani dinimiz şunu bileceksiniz. Barışı tesis etmek için gelmiştir. İslam dini dediği zaman budur. Birincisi bu. İkincisi güvendir. Yani din dediğimiz zaman, yani İslam dini dediğimiz zaman, İslam kelimesinin ikinci manası, birinci manası barış, ikinci manası güven. Çünkü barış olmayan yerde güven olmaz. Bak sistem böyle. Kelimenin anlamını anlatıyorum size. Sadece anlamını söylüyorum. Güven manasına geliyor. İslam. Yani Müslüman adam, mümin dediğimiz zaman, mümin kelimesinin kökü ne biliyor musunuz? Güven demektir. İmanın kökü güvendir. İman kelimesinin kökü güvenden gelir. Manası güvendir. Yani bir toplumda barış varsa güven var demektir. Yani bu ne demektir? Bu şu demektir. Karı kocasına güvenecek. Anne baba çocuklarına güvenecek. Komşu komşuya güvenecek. Namusunu güvenebilecek. Efendim, halk devletine güvenecek. Devlet halkına güvenecek. Devleti idare edenlere güvenecek halk. Anlıyor musunuz? Bu güven oluşması lazım. Allah diyor ki ben bu İslam dini dediğimiz Kur'an-ı Kerim'de bir proje yaptım ben diyor Allah. Proje. Baba nasıl? İdeal toplum projesi çiziyor. Nahl suresi 112. Ayettir bu. Orada şaka değil bu iş. Ama ben size bugünkü kavramlarla anlatıyorum bunu. Onun için size tabii orijinal geliyor. Allah bir ideal toplum projesi çiziyor. Bu toplumun 4 tane değer üzerine oturacak diyor. Birisi barış, birisi güven, birisi huzur, birisi ekonomi. Bak ayete ve bunun üzerine bir kitap yazdı. 300 sayfalık kitap yazdı. Kur'an'ın hedeflediği ideal toplum diye. Allah böyle bir toplumu kuruyor. Yani o toplumun 1 numaralı dileği barış, 2 numaralı dileği güven, 3 numaralı dileği huzur, 4 numaralı dileği ekonomi. Ekonomi güçlü olacak diyor Allah. Ekonomi güçlü olacak. Ne olacak?
Bu Hazreti Musa'nın duasında da var. Şimdi onlara girmiyorum yani. O işlere, bunların ayetleri var. Ayetler okumuyorum işte. Şimdi demek ki bizim din dediğimiz İslam dininin adı güvendir. Birbirimize güveneceğiz. Ya burada ailede karı kocaya, koca karısına güvenmiyor kardeşim. Anne baba çocuğuna güvenmiyor kardeşim. Güvenmiyor. Bunları aşağı, bunların eğitimi verilmesi lazım. Din adına bunların eğitimi verilmesi lazım. Biz İslam alemini 14 asırdır abdestten kurtaramadık. Abdesti anlatıp dururuz. Abdest, abdest. 14 asır. Bu İslam alemini mahvettik. Hocam. Bunlar anlatılmıyor ki. Bunların anlatılması lazım. Ben size şimdi o haklar konusunu o 151, 152, 153'ü alsam bir de bak bir saat konferans verir ondan. Sadece o ayet. Ben sadece saydım geçtim. Bunların anlatılması lazım. Müslümanlık ne getirdi bu dünyaya? İslam ne getirdi? Kur'an ne getirdi? Bunu bilmiyor vatandaş. Oruç getirdi, namaz getirdi, kurban getirdi, hac getirdi. Böyle biliyorum. Böyle anlatılmış. 14 asır bunlarla meşgul olunmuş. Ama diğer taraftan barıştan, güvenden, İslam kelimesinden, dinden hiç bahsedilmedi. Hiç. Dolayısıyla İslam kelimesinin, İslam dininin başka bir anlamı ise teslim olmaktır. Allah'a teslim. Teslimiyet Allah'adır. Bir Müslüman adam iradesini, aklını, şahsiyetini kimseye teslim etmez. Allah'a teslim ediyor. İslam denen budur. Yani Müslüman dimdik ayakta, şahsiyetine sahip, aklına sahip, iradesine sahip, dimdik ayakta yürüyen adam. Ayet, Mülk Suresi 22. اَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبَّنْ عَلَى وَجْهِهِ اَهْدَى اَمَّنْ يَمْشِي سَوِيَّنْ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِمْ Yerde sürünen adam mı diyor, yüzüstü sürünen adam mı diyor Allah-u Teala soruyor. Yoksa dimdik ayakta doğru yolda yürüyen adam mı? Hangisi iyidir diyor. Soruyor Allah. Ha yani Kur'an, İslam dini o dimdik ayakta yürüyen adamı yetiştirmek için gelmiştir. Ha bu Kur'an-ı Kerim bunun için gelmiştir. Yüzüstü sürünenden sürüngenler gibi sürünüyor demektir. Onun ufku yoktur. Onun kafasına basarlar ezerler onu. Sen solucan gibi, yılan gibi olamaz diyor Allah-u Teala. Diyor. Yani böyle adamlar var diyor. Sürüngen sürünüyor. Böyle toplumlar var diyor. Ayet. Benim Müslümanım böyle olamaz diyor Allah. Benim Müslümanım dimdik ayakta doğru yolda yürüyen adamdır. O ayet o. Bak bunu Mülk Suresi 22. Şimdi demek ki İslam dini insanı ayağa kaldıran, bağımsız, özgürce yolunda yürüyen, Allah'a yürüyen, dimdik yürüyen adamdır. Kimseye boyun eğmeyen, eğilmeyen, iradesini, aklını kimseye teslim etmeyen adamdır. Bitti. Nokta. Bakın ne anlattım size. Demek ki İslam dini dediğiniz zaman da nasıl bir adam yetiştirmek istedin anladın? Ha bunu nasıl yetiştireceğini o şeyleri var Kur'an'da ayrıca. Ama ben size tabii kaç dakika oldu? Yarım saat oldu. 35 dakika. Ya. Şimdi kaç dakika daha konuşayım? Sabaha kadar hocam. Sabaha kadar. Şimdi efendim. Ha İslam dini dediğin zaman kendi namusuna sahip çıkan adam demektir. Ha biz namus dediğimiz zaman da yanlış anlamışız. Biz insanların sadece genital organlarını anlamışız. Namus kafanın namusu, kafa. Bu kafa namusu, kafa. Anlıyor musunuz? İradenin namusu, iradenin. Ona sahip çıkacaksın. Aklına, zihnine sahip çıkacaksın. Şahsiyetine sahip çıkacaksın. Biz namus kelimesini bize yanlış anlamışız. Eksik daha doğrusu. Yanlış değil, eksik.
Biz dediğimiz zaman da biz aklımıza namus, iffet denince cenital organlar gelir. Başka bir şey de gelmez. Bu yanlış şeyler bunlar. Bir defa namus kafada başlar. Namussuzluk da kafada başlar. O cenital organlar onun ne? En son işidir onun. Aslında namussuzluk ve namus buradadır. Hatta şöyle anlatayım size. Bizim gibi adamların, yani sözüm ona ilim adamlarının kafasında dişi fikirler vardır, erkek fikirler vardır. İlim adamı bu kafadaki dişi erkek fikirlerin nikahını kıyıp bir araya getirip de nesebi sağlam fikirler üreten adamdır. Bizim kafamızda fikirler nikahsız bir araya geliyor. Gayri meşru kafalar. Adama bakıyorsun. Şimdi adama, adam profesör. Konuşuyor şimdi televizyonda. Bazen ben çocuklarıma oturup dinlerken böyle tartışmalar bütün arası var. Bu yorum yaparım onlara. Bak şimdi ha bu adam var ya, adam profesör. Ne profesör? Bunun kafasında fikirler gayrimeşru ilişki kuruyor. Bunun kafası, affedersin, pis fikirli adam ya, pek. Bu adam adam ne profesörü ya? Ha, işte ilim adamı dediğin zaman esas namus burada. O nikahı kıyıp kafasındaki fikirlerin, düşüncelerin, felsefelerin, neyse. Onun nikahını kıyıp nesebi sağlam çocuk dünyaya getiren adamdır. Kafada, kafada. Çocuk orada. Dolayısıyla şimdi Kur'an-ı Kerim bizim dinimiz. İşte bu mayalanmayı, bu nikahı kıymak için gelmiş. Yani insanların fikirleri var, düşünceleri var. Doğrudur. Onu da kabul ediyor Allah-u Teala. Yani insanın olduğu yerde ihtilaf olacak diyor, olur diyor. Yani tartışılır yani. Herkes aynı fikirde olacak diye bir olay yok. Ama ben bir din gönderiyorum size. Hanginizin yanlış, hanginizin doğru olduğunu söyleyecek olan kitaptır Kur'an. Olay bu. Sen bir şey düşünüyorsun. Ben bir şey düşünüyorum. Normaldir bu. Hepimiz de aynı düşünecek değil. Bir meseleye farklı açılardan bakarız. Farklı netice çıkarırız. Doğaldır bu. Benim tefsiri görseniz, yani 21 ciltlik tefsirim var. Bir ayete sosyolojik açıdan bakıyorum, psikolojik açıdan bakıyorum, eğitim açısından bakıyorum, felsefi açıdan bakıyorum, bilim açısından bakıyorum. Bakıyorum ayeti, oraya tefsir ediyorum onu yani. Onu görürsünüz orada. Dolayısıyla her yönden bakacaksın. Ama ben bir yönden bakarım, öteki yönü bilmem. Sen bakarsın. Ha. Ama hangimizin doğru olduğunu yegane hakimi Allah'tır. O da bunu Kur'an'la yapıyor. Anlıyor musun? Peygamberimize diyor ki 114'te Enam, "Efe gayrallahi ebtegî hakeme." De onlara, ben Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Hakem Allah'tır. Bizim düşüncelerimizi, ister benim gibi ilahiyatçı olsun dini düşüncelerimizi, istersen normal dışarıdaki bir felsefeci olsun, şu olsun, bu olsun. Düşüncelerin doğruluğunu, yanlışlığının söyleyecek yegane güç Allah'tır. Başka bir güç olamaz. O zaman iki tane tanrı olur. O zaman iki tane tanrı olunca da huzur olmaz. Ama bizde şimdi tanrı çok. Herkes hakim benim. Tanrılar çoğalmış. Tanrı'dan geçilmiyor. Ne var diyeceğim de diyemiyorum. Sansüre vuruyorum kafayı. Tabii. Şimdi kafamda sansüre vuruyorum. Sen böyle heye deyece konuşmazsa. Şimdi tabii İslam dininin dedik teslimiyet. Müslüman sadece Allah'a teslim olur. Biz irademizi, benliğimizi, efendim aklımızı kimseye teslim etmeyeceğiz. İslam alemi bundan çekiyor işte.
İşte müritlik bundan geliyor. Tarikatçılık bundan geliyor. Şeyhlik, mehluk bundan geliyor. Anlıyor musunuz? Müslüman sadece Allah'a kul olur. Kimseye kul olmaz. Biz bunu gerçekleştirmedikçe İslam alemini kurtaramayız. Şimdi 111. ayette diyor ki Zümer Suresi Peygamberimize Allah emrediyor. Kul inni umirtu en a'budallaha muhlisan lehu din diyor. Ayet. De ki ya Muhammed, ben, bana emrolunuyor, dini Allah'a has kılarak kulluk yapmam bana emrolunuyor. Dini Allah'a tahsis edeceksin. Şimdi biz dini mezheplere tahsis ediyoruz, menkimlere tahsis ediyoruz, bilmem kimlere, alimlere, şunlara, bunlara. Din Allah'a tahsis olacak. İslam dini budur. Dolayısıyla şimdi arkadaşlar, şeyin, bu İslam kelimesinin 4. manasını veriyorum. 1. manası barış, 2. manası güven, 3. manası teslimiyet Allah'a, 4. manası rahmet, merhamet. Yani din demek, İslam dini demek, rahmet dini, yani merhamet dini demektir. Merhamet ne demek hoca efendi? Merhamet rahimeden gelir, rahime acımak manasına gelir, acımak. Bir insana acıyorsunuz. Fakat rahime kelimesi o kadar ilginç bir kelime ki Allah'ın sıfatı tabii. Bismillahirrahmanirrahim diyorsun. Rahim olan, Rahman olan Allah'ın adıyla diyorsun. Allah'ın ismidir. Rahim. Fakat Allah bunu, çok affedersiniz, ilim yapıyoruz burada hanımlar, bu da önemli değil. İlim yapıyoruz. Çocuğun yaratıldığı organına rahim demiş Allah. Kur'an'da demiş ha. Rahim. Kendi sıfatını vermiş. Ne yapıyor rahim? O organ çocuğu koruyor. Dış etkilerden koruyor onu. 9 ay koruyor onu. Anlıyor musun? Ha. Merhamet de toplumu korur efendim. Anladın mı? Ha. İşte İslam dini bu koruyuculuk görevini yapar. İnsanı korumak için, şeytandan korumak için, zararlı pisliklerden korumak için gelmiştir İslam dini. O kadar basit. Şimdi bunların işlenmesi lazım. Annenin büyüklüğü nereden geliyor? Görüyor musunuz? Bakın bizim ilkokulumuz orasıdır. Diyor ki hüvellezî yusavvırkum fil erhâmi keyfe yaşa. Allah sizi annelerin rahminde şekillendirdi. Bize şekil verdi. Yani biz merhamet teknesinde yaratıldık. Anlıyor musunuz? Biz merhamet teknesinde yaratıldık. Ama bu aldığımız yanlış terbiye, yanlış eğitim, biz bu merhameti yaşatmıyoruz. Yaşatamıyoruz. Yani biz sevgiyi mezara koyduk, merhameti de öldürdük, cenazesini kılıyoruz. Sevgiyi öldürdük zaten, onu koyduk mezara. Da şimdi merhametin cenazesini kılıyoruz. Böyle bir din olur mu ya? Nasıl bir din diyorsun? Nasıl Müslüman bu adam? Merhamet olmayan Müslüman, sevgi olmayan Müslüman nasıl olacak? Dolayısıyla değerli kardeşlerim, iş büyük. Ben size dinin ne olduğunu ve İslam dininin ne olduğunu kısaca anlatmış oldum. Burada konuşmamı kesiyorum. Ciddi soru soracak olanlar varsa soru vereceğim. Buyur. Hocam hep bana bakarak anlattığın için sormaya ihtiyacım. Sen öyle zannettin, sana baktın. Ben hep böyle her zaman bakıyordum. Evet. Cezaevinden çıktığımız zaman çok meşhur olan bir cemaat, tarikat neyse öyle bir yer vardı. Adıyaman'a kalktık gittik. Sıkıntılı zamanımız. Oraya gittik neyse öğle namazını kıldık. Akşam namazını kıldık. Akşam namazından sonra orada şeyhin kendi yok da el verdiği birinci derecedeki görevli varmış. Emekli albaymış kendisi de.
Orada bize anlatıyor, diyor ki işte Allah oraya Teala... Oraya bakma, bana bak. Hocam sen bana el verdin mi? Şeyhin kendisine mürit verirse, işte insanlar radyodan konuşuyorlarmış, herkes dinliyormuş. Eğer şeyh ona himmet verirse, o orada mikrofonsuz konuşursa, dünya onu dinlermiş. Ben buradan yola çıkarak, bu tarikatların, cemaatlerin bir şirket gibi Allah'la insan arasına girmesi ne kadar doğru? Bu bir. İki, Fatiha'yı biz ölülerimiz için mi okuyacağız, kendimiz için mi? Bu kadar. Teşekkür ederim. Şimdi efendim, ben kendim bir hatıram anlatayım size. Bizim burada bir zamanlar İstanbul Başsavcılığı yapmış bir arkadaş, emekli olmuş, benim camide, benim cemaatim. Bir gün geldi bana, dedi ki hocam ben hacca gidiyorum dedi. Tamam, duasını yaptım, gönderdik. Dua yaptık, geldi adam. Haçtan geldi, geldi imam odasında, ben de cübbemi çıkarıyorum. Hocam dedi, seni Mescid-i Haram'da gördüm. Tavaf ederken seni gördüm. Öyle bir bağırdım ona, defol dedim adama, neredeyse kubbe aşağı inecek. Bak şimdi, o adamın dediğine yelken atsam var ya, büyük şeyhtim şimdi. Şey uçmaz, mürit uçurur. Tabii canım, hem buradayım hem oradayım da. Kaygı mekan yapıyorum da, hem burada hem oradayım. Adam ispat, başsavcılık yapmış adam. İspat orada. Adam söylüyor, adam canlı. Öyle uydurma değil. Kovdum adam, bir daha gelmedi. Şimdi sağ mıdır değil mi de bilmiyorum. Yıllar oldu tabii. Şimdi bundan sana misal verdim. O şeyhler var ya, o şeyhleri şeyh haline getiren bu cahil insanlardır. Bak, sizce hukuk fakültesi mezunu İstanbul gibi bir yerde başsavcılık yapmış bir adam. Sana bunu misal veriyorum. Bak, hem de ilim şey yapan, yani tahsilli adam. Adını söyler misiniz hocam? Adını bilir. Belki tanırız. Nereden bileceğim? Benim dediğim olay, bir defa en az bu olay olalı şöyle diyeyim sana. Biz camiyi yaptırdık, oldu bir defa 18-20 sene oldu camiyi yıktık ondan sonra. Bu olaydan sonra camiyi yıktık yaptık. Demek ondan önce olduğuna göre demek ki en az 20 küsür sene evveldir. Yani o da ne zaman emekli olduğunu bilmiyorum. Belki 30 sene evvel. Neyse, şimdi bir canlı misal verdim size. Şimdi bu insanları böyle uçurtanlar, tayyi mekan yapanlar, konuştuğu zaman dünya dinleyebilir dediği, Hazreti Muhammed dinleyetememiş, konuşmuş, konuştuğu yerde kalmış o. O konuştuğu zaman dünyayı duyuramamış, onun şeyhi duyurur. Onun el verdiği adam da konuştuğu zaman duyulur. Şimdi bunları yapanlar bir numarası o cahil insanlardır. İki numarası o şeyhin parasından istifade edenlerdir. O dış güçler tarafından projedir. Bu projeden istifade eden adamlar onu büyütüyorlar, onu etrafındakiler. Bilerek büyütüyorlar, yalan söyleyerek yani, yalan böyle yaptı, şöyle yaptı. Efendim bir de etrafa salıyor, efendim. Dolayısıyla tarikatlar bu memleketi mahvetti. Yani uyuşturdu. Bakın, bir lokma, bir hırka zihniyeti İslam alemini geri bıraktı. Yani adam diyor ki, bir lokma buldun mu ye, bir hırka buldun mu giy, çalışmana lüzum yok, yat aşağı, tekkede yat aşağı, bir çorba içersin elbette, tamamdır bu iş. Böylece biz dünyayı Batı dünyasına kaptırdık. Ya ilacı onları yapar, tıbbı onları yapar, bilimsel araştırmalar, uzay araştırmaları onları yapar. Efendim biz onlardan istifade ederiz. Ha böyle bir telefon yapamazsın. Telefonu yapar eline verir. Her 6 ayda bir de değiştirir onu. Falan efendim senin cebinden paraları alır götürür işte. Bunu yapar. Bu çalıştıkta bunu yapıyor adam. Ha? Sen? Neredesin? Sen bir lokma bir hırka. De dur. İslam alemini bu uyuşturdu. Narkoz vurdu. Narkoz.
Bakın, İslam alemi narkozu yemiş. Narkozu yiyince ben ameliyat oldum. Ne yaptı? Doktor kesti, doğradı beni. Benim hafım farkında değil. Hiç duymadım. Ha biz narkozu yediğimiz için bizim gençliğimizi, bizim insanımız duymuyor, duymuyor. Kesilip doğrandığını bilmiyor. Maneviyatını, manevi değerlerinin içinin boşaltıldığını, hiç bunların kesip doğrandığının hiç farkında değil İslam alemi. Değil. İslam alemi uçak yaptıralım, ısmarlayalım, altından olsun tuvaletleri. Böyle olsun, böyle yapıyoruz biz bunu. İşte tarikat buraya getirdi bizi. Yani tarikat dediğim şey bozuldu. Eskiden çok iyiydi. Yani Selçuklu dönemleri düşünürseniz o zamanlar bir okuldu, bir ekoldu yani. Okul görevi görüyordu. Bu yozlaştı. Batı dünyası şunu gördü. Ya bu Osmanlı'yı kim kurdu? Nasıl böyle yürüttü diye tespiti yapıldı. Bunun tarikatlar tarafından yapıldığını anladı. Ve tarikatları yozlaştırdılar. İşte. Olay bu. Bu tarikatı bozarsak bunlar bitmiştir. Bitirdiler bizi. İki. Senin söylediğin Fatiha demiştin. Nasıl demiştin onu? Fatiha'yı ölülerimize mi okuyacağız, kendimize mi? Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i ölüler kitabı haline getirdiler. Kur'an-ı Kerim dirilere geldi. Allah-u Teala söylüyor bunu Yasin-i Şerif'te. لِيُنْدِرَ مَنْ كَانَ حَيَّا Diri olanı uyarman için sana bu kitabı gönderdik. Diri diri. Ama biz ölüler kitabı haline getirdik Kur'an-ı Kerim'i. Onun için dirilerin haberi yok Kur'an'dan. Biz onu ölülere okuyoruz ayrıca. Ölünün arkasından Kur'an okunmaz. Fatiha okunmaz. Fatiha'nın manasına baktığımız zaman Fatiha kendimize dua ediyoruz. Kendimize. Ölüyle ne alakası var Fatiha? Fatiha'nın ölüyle ne alakası var? Ölünün benim babam ölmeden evvel konuşuyor. Sohbet ediyoruz. Dedim ki ölünün arkasından Kur'an okunmaz dedim. Öyle bir şey yoktur. Dedi sen bana şimdi Kur'an okumayacak mısın? Dedim yok. Ben kendim okuyacağım dedim. Sen kendi Kur'an'ı sen kendin okuman lazımdı baba. Ben kendi Kur'an'ımı okuyacağım. Sen kendi Kur'an'ını okuyacaksın. Ama sen beni hafız yapmakla ödülünü aldın. O ayrı. Sen benim sağlığında sen yaptığın için bunu sen o ödülü aldın. Ama benden ibadet bekleme. Hiç kimse kimseye ibadet veremez. Ben Kur'an okuduysam benim meleklerim yazıyor bunu. Sağımda ve solumda oturan اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَم۪ينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِدُ Allah. Bütün amellerimizi, konuştuklarımızı, bizim burada yaptığımız bu konferansı melekler yazıyor. Bu benimdir. Ben yapıyorum. Ama benim yaptığım ameli senin meleğin nereden bilecek de alacak yazacak senin defterine. Bitmiştir o iş. Ben babama dedim bunu. Ta 1970'li yılların başı. 74'te babam vefat etti. O zamanlar. Ve bunu ben şimdi söylüyorum televizyonlarda. Anlatıyorum. Yani bu tefsirime de yazdım bunu. Kitaplarımda da var bu. Herkes kendi amelini kendisi yapacak. Yani şu. Senin yaptığının yazılı kağıdıyla ben sınıf geçemem. Benim kağıdımla verdiğim cevapla sen sınıf geçemezsin. Anlıyor musun? Onun için kimse kimsenin ne günahıyla cehenneme gider, ne sevabıyla veya ameliyle cennete gider. Herkes kendi ameliyle değerlendirecek. Onun için Fatiha-i Şerif'i okumanın, ölünün arkasından okumanın bir anlamı yok. Çünkü onun manası zaten sen kendine dua ediyorsun. Öyle bir şey yok. Biz ne yaparız ölüye? Rahmet okuruz. Af dileriz. Bak. Rabbena ufirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumun hisabun manası bu. Ya Rabbi beni affet diyorsun. Anne babamı affet. Bütün müminleri affeyle. Tamam. Diriyken de yaparız bu duayı. Ölüyken de yaparız bu duayı. Yani ölüye de yapabiliriz. Ölü olanlara. Diri olanlara da yapabiliriz. Yani sen benim için dua edebilirsin bu şekilde. Bu ayeti okursun. Ben de senin için okurum. Teşekkür ederim. Dolayısıyla o çok yanlış bir uygulama. Hocam, akıl mı? Nakıl mı?